Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul 'uqdatam min lisani yefkahu kavli. Fevidu emri ila Allah. İnna Allaha basirun bil ibad. Subhaneke la ilme lana illa ma alemtene inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lana illa ma fahamtene inneke entel cevadul kerim. İnnel hamde lillahi ve nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdullahi fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve neşhedü en la ilaha illallahü rabbi vahdehu la şerike leh. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق رسول الله فيما قال أو كما قال قال الله في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا صالحين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. Evet kardeşlerim, Allahu Teala nasip ederse bugünkü ders konumuz Ehl-i Sünnet vel Cemaat dışı olan, tabiri caizse Rafazi ve Rafaza dediğimiz Rafizilerin veya tabiri caizse Şia'nın itikat esasları, inanç yapısı, Ehl-i Sünnet'ten ayrıldığı yönlerini şey yapacağız. Allahu Teala nasip ederse bu konuyu işleyeceğiz, teferruatlı bir şekilde ele alacağız. Neden diyeceksiniz? Çünkü gittikçe İslam coğrafyası içerisinde derken Ehl-i Sünnet coğrafyası içerisinde Şii yayılımın, Şia'nın yavaş yavaş gizli yapılanmalarla veya takiye adı altında veya satın aldığı insanlar üzerinden artık Ehl-i Sünnet'in içerisinde gençlerimizin, çocuklarımızın bir şekilde beynini yıkayarak kendi mezhebini yayma girişimlerinde bulunduğunu ve kendi mezhebinin hakkaniyetinden bahsettiğini duyuyor, işitiyoruz. Özellikle mesela dikkat ederseniz bu Amerika ile beraber veya Rusya'nın, Çin'in ve diğer müstekbirlerin beraber Suriye ve Irak'ta çıkardıkları savaş süreciyle beraber neredeyse Şiilik tamamen Irak'a hakim olmuş. Suriye'de de Müslüman, Sunni kesim ülkeden çıkarılıp, tasfiye edilip, tamamen vatansızlaştırılıp, her biri belli ülkelere sürgün edildikten sonra İran'ın Afganistan'dan, Pakistan'dan, İran'dan ve değişik bölgelerden Şiileri nereye? Suriye'ye akıttığını, taşıdığını, kendi yayılımını, kendi mezhep yapısını gittikçe korumak uğruna her yere fitne soktuğunu biz biliyoruz. Aynı keza bizim coğrafyamızda özellikle Kürtler arasında, Türkler arasında Şiiliği yaymak için işte ne Şiiyim, ne Sunniyim, İslamiyim, İslamiyim sloganıyla ortaya çıkan bir takım gruplar, cemaatler yapılar. Yani tabiri caizse takiye yaparak aslında kalpleri tamamen Şiileşmiş, düşünceleri Şialaşmış, her şeyleriyle sapıtmış bir takım cemaatler, gruplar ve o cemaatleri yöneten zümre şahıslar, kişiler Şia'ya hizmet ediyor, Şii yayılımının önünü açıyorlar. Ondan dolayı gerçekten Şia'nın ne kadar sapık ve sapkın olduğunu, ne kadar İslam'a muhalif olduğunu, ne tür fikir ve inanç yapılarına sahip olduğunu biz bilelim ki bizim toplumumuz içerisinde böyle bir şeyle karşılaştığımızda insanlar bunların sapıklıklarını, sapkınlıklarını görsün, bilsin, ona göre davransın. Çünkü gerçekten Şia, yani 1979'da işte İran İslam İnkılabı adı altındaki, ben onu bir İslami İnkılap olarak görmüyorum, Şii bir devrim diyebileceğiniz o süreçten sonra dünyaya şöyle bir izlenim verdiler. Biz artık Şiilik davasından vazgeçtik. Ümmet davası bizim için kutsaldır, önemlidir. Biz Sunni Şii ayırmayacağız. Biz hepimiz İslamiyiz, İslamiyiz. İslam'a hizmet edeceğiz. Bütün cemaatleri bir şekilde işte efendim İran'a konferanslara, kongrelere davet edip onlara işte artık Şiilikten vazgeçtiklerini söyleyerek ne yaptılar? Alttan alttan cemaatler içerisinde Şiileştirme faaliyetlerine girdiklerini ve bunun da örneklerini ben çok iyi biliyorum. Mesela Kürt halkı içerisinde tarih boyunca hiçbir zaman Kürtlerde Şiilik kavramı olmamış. Ama son 15, 20, 30 senedir Doğu ve Güneydoğu'da Şii dernekleri, Şii faaliyetlerini görüyoruz. Batı'da da neredeyse her semtte, her ilçede artık Şiilerin camileri var. Ve gerçekten çocuklarımızı, gençlerimizi Ehl-i Beyt sevgisinden, Ehl-i Beyt sevdası üzerinden, Peygamberin Ehl-i Beyt'ine kendileri yaptıkları zulümleri biz işledik. Kufa halkının, tabiri caizse Kufa halkının baksızlığı, Kufa halkının ihaneti, Kufa halkı Şiasının İmam Hüseyin'e, İmam Ali'ye ve İmam Hasan'a yaptığı ihanetler ve Zeynel Abidin'i yüzüstü bırakmaları bir yana,
sanki bütün o cinayetleri, o vahşeti, o ihaneti, o gadri biz yapmışız gibi izlenimler vererek, işte efendim Hazreti Hüseyin'in üzerinden ajitasyon yaparak kendi sapık görüşlerini yaymaya çalıştıklarını biz biliyoruz. Hatta onlar Mehdi Aleyhisselam'ın 1200 yaşında olduğunu ve hala gayipte olduğunu, gayip imam olarak tarif ederler. 1200 yaşında olduğunu ve bir gün zuhur edeceğine inanırlar. O ki bizim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vasfettiği 1200-1300 yıl yaşayanın deccal olduğunu biz biliyoruz. Belki de onların beklediği deccaldır. Çünkü bugün İmam Mehdi Aleyhisselam bile zuhur edecek olursa emin olun, dün Hazreti Hüseyin ve Hazreti Hasan'a ihanet eden o Şiiler yarın da İmam Mehdi ve onun taraftarlarına ihanet edeceklerine şahit olacağız. Nerede bir Hristiyan, nerede bir Allah'ın düşmanı, nerede bir komünist, nerede bir ateist, nerede bir sapık varsa bakıyoruz ki İran'la içli dışlı, İran'la farklı farklı bağları var. Ondan dolayı biz Allah-u Teala nasip ederse Rafizilerin fikir ve inanç yapılarını, ki Şia diyoruz, Şia taraftar demektir Arapçada, ama onlar kendilerini Rafizi olarak nitelendirir ve bununla övünürler, derler ki biz Hasan Hüseyin'in, biz İmam Ali'nin Rafizileriyiz. Onların taraftarları, onların fedailerimiz. Biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ehl-i Beyt'inin davasını güdüyoruz. Ama Ehl-i Beyt kavramına baktığımız zaman Ehl-i Beyt ne demek? Ev halkı demektir. Aynı çirkeflik ve aynı düşmanlık ve aynı nefreti de Peygamberin Ehl-i Beyt'ine güttüklerini de biz videolarıyla, biz onların fikirleriyle, her şeyleriyle gördük. Hatta genelde İrancı olan veya Şii olan veya gerçekten kalplerinde şiileşmiş, dilleriyle ehli sünnet ayaklarına yatan insanlara sorduğun zaman hemen ne diyorlar? Bize diyorlar ki efendim onlar İngiliz şialarıdır, onlar hepsi casustur. Hepsi İngilizlerin ehli sünnetle şianın arasını açmak için işte kullandıkları adamdır, işte bilmem ne habis gibi adamları gösteriyorlar. Aslında onlar takiye yapmayan, açık fikirlerini ortaya koyan, tabiri caizse samimice kendi inançlarını, şiiliklerini anlatan Rafizilerdir. Onlar samimi olanlardır. Onlar gerçek Şiilerdir. Çünkü fikirlerini gizlemiyorlar. Nefretlerini, kinlerini, her şeylerini ortaya koyuyorlar. Geriye kalan İran ve taifesi ise onlar da takiye üzerinden işte biz kesinlikle Suni kardeşlerimiz diye diye Irak'ta ve Suriye'de 1 milyon üzerinde Suni kardeşlerini katlettiler. Hatta tecavüzler, cinayetler, vahşetler sınırsız bir şekilde işlettiler. Öyle bir ehli sünnete karşı bir kıyım yaptılar ki neredeyse Irak'ta Suni merkez bitme noktasına geldi. Suriye'de biliyorsunuz 3,5-4 milyon, Türkiye'de dönmemeleri için ellerinden geleni yapıyorlar. 1-2 milyon Lübnan'da, Ürdün'de, Filistin'de bilmem nerede her tarafa dağılmış. Bölge Şiilere kalmış. Mülkler, mallar, her şey onlara kalmış. Ve bunlar yani neredeyse tamamen takiyeye dayalı, yalana, dolana dayalı bir siyaset güdüyorlar. Biz de ondan dolayı gerçekten ben Şia'nın ne Hüseyinlere ihanet ettiğini, dün İran'a intizap edip onlara güvenen nice alimleri nasıl sattıklarını, nasıl istihbaratlar yoluyla onlara suikastler düzenlediklerini, onları sattıklarını biz birebir şahit olduk. Şia çirkef ve iğrençtir. Onun için haram kavramı yoktur. Her şey mübahtır. Çünkü helal ve harama Allah-u Teala karar vermiyor Şia'nın inanç yapısında. Onların imamet dedikleri, anlıyor musunuz? Onların dini lideri haramı helal, helalı haram eder. Onlar için bu önemlidir. Bunun geçerliliği mutlaktır. Ona böyle inanır. Hatta biz zaten sistemlerini tabiri caizse bizim deyimizle senin ağzından senin dinin ey Şia. Yani Şia'nın fikir ve yapısı, Şia'nın inanç yapısı, Şia'nın mutlak düşüncesini kendi ağzından anlatacağız. Onun kaynaklarından tabiri caizse İngiltere yokken bile yaşayan din alimlerinin fikir ve inançlarını kendilerinin en müteber kabul ettikleri. Biz nasıl Sahih Buhari ve Müslim'e değer veriyoruz, onları çok önemsiyoruz, doğruluklarına inanıyor, kanaat ediyorsak aynı fikrin ve yapının onlarda olduğunu, çok önemsedikleri kitaplarda kendi fikirlerini söylediklerini biz biliyoruz. Onun için Rıfazi Fırkası ismi Abdullah bin Sebe olup, bak Abdullah İbni Sebe, eğer Abdullah İbni Sebe'yi siz bilmiyorsanız, Abdullah İbni Sebe Hira Yahudilerindendir. Ve kendisi Müslüman olduğunu ilan eden, sonra Hazreti Ali'nin imamet fikrini, sonra sümme aşallahu teala Hazreti Ali'ye hulul ettiğini, Hazreti Ali suretinde yeryüzüne indiğini ve böyle sapık küfür sözleri ortaya atan, tabiri caizse bugünkü sapık ve sapkın Şia'nın temellerini atan adamdır. Ve bunu Şia da kabul ediyor. Kendileri de açık ve net olarak kabul ediyorlar. Diyoruz ki Sebe Müslüman olduğunu ve Ehl-i Beyt sevgisini iddia eden
Hazreti Ali radıyallahu anh hakkında aşırı gidip onun hilafeti için vasiyet edildiğini iddia eden ilk kimsedir. Yani bugün Şia'nın işte aslında hilafet hakkı Hazreti Ali'nindi. Hazreti Ebu Bekir ve Ömer ve Osman gasp ettiler, zulmettiler, dövdüler, bilmem ne yaptılar, tehditle, öldürmeyle ondan biat aldılar diyorlar ya. Böyle bir şeyin olmadığını, bunlar bütün bu fikirler Abdullah İbni Sebe denilen Yahudinin fikridir. Dikkat ederseniz Hazreti İsa Aleyhisselam'ın göğe yükselmesinden sonra Hazreti İsa Aleyhisselam'ın havarilerine güçleri yetmeyen o günkü Siyonist Yahudiler ne yaptılar? Paulos diye bir rahibi Hristiyan yaptılar. Sonra Allah'ın o gönderdiği İncil dinini, o günkü İslam'ı tahrif ettiler. Aynı sistemi aynı Yahudiler bu sefer Abdullah İbni Sebe denilen bu zındık üzerinden yapmaya kalktılar. Ve gördüğünüz bugün ismini Şia dediğimiz veya Cahferilik dediğimiz, İsna Aşereyn dediğimiz bu sapık fırkanın oluşmasında, bu fikrin Şiiler içerisine yayılmasında, Şia'nın ehli sünnet çizgisinden çıkıp sapık bir hareket haline gelmesinde en büyük rolü oynayan adam budur. Abdullah İbni Sebe'dir. Onların fikir babasıdır. Kendisi hatta önce Hazreti Ali'nin Peygamber aleyhissalatü vesselam tarafından hilafet ve vasiyet hakkı verildiğini ama Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'in ve Osman'ın gasp ettiğini iddia eden, bunu Şiiler arasında yayan adamdır. Aynı keza sonra da Hazreti Ali'nin Allahu Teala'nın suretinde yeryüzüne indiğini, Allahu Teala'nın Ali suretinde hulul ettiğini, anlıyor musunuz? Yeryüzüne indiğini iddia edecek kadar da büyük bir kafirdir. Hatta bunlarla alakalı İmam Ali'nin bazılarını öldürttürüp sonra cesetlerini yaktığını ve onların başkaları demişlerdir ki, görüyor musunuz? Allahu Teala'dan başkası insanı yakamaz ama Ali bizi yakıyor. Demek ki Rabbimiz Ali'dir ki o yakıyor. O kadar da kafirdiler ve sapıktılar. İşte bundan diyor ki ortaya bu adam yaydı. Yahudinin ortaya çıkardığı dönemde yayıldı. Bu Nun Şia kaynakları da bizzat itiraf eder. Şia'nın büyük alimlerinden El-Kumi meşhur bir alimleridir. El-Mukavvalat ve'l-Furuk adlı kitabında onun mevcudiyetini radıyallahu anh'ın imamlığının farz oluşunu ve ricat edeceğini, ahir zamanda geri döneceği ilk söyleyenin, yani Hazreti Ebu Bekir ve Ömer ve Osman ve diğer sahabelere ilk hakaret edenin Abdullah İbni Sebe olduğunu ikrar eder ve aynısını En-Nevhati Fururu Şia adlı kitabında El-Kaşide Ricalu Kaşi diye bilinen meşhur kitabında söyler. Anlıyor musunuz? Bunlar hepsi Kumi El-Mukalatu Furur sayfa 10 ve 20. sayfalar arası bu konuyu anlatır. Şia'nın bu meşhur kitapları daha İngilizler piyasada yokken, İngilizler diye bir yapı yokken, İngiliz devleti bile yokken bunlar o dönemin eski ulemalarıdır. Onlar kendi kitaplarında aslında bu ricatın, aynı keza Hazreti Ebu Bekir ve Ömer ve Osman'a hakaret etmek, Hazreti Ayşe annemize ve Hafsa annemize yani zina isnadında bulunmak, bu tarz iğrenç çirkef iftiraları atanın Abdullah İbni Sebe olduğunu söyler ve bu konuda da kendileri bunları bizzat kendi kaynaklarında itiraf ederler. Bakınız Nebhati'nin Furuku Şia sayfa 19 ve 20'de El-Kaşi İbni Sebe'nin akidesi hakkında birçok rivayetler nakleder. Bakınız aynı kitapta 170, 171, 172, 173, 74 sayfa 106 ve 108. sayfalarda bununla alakalı teferruatlı bilgisini veriyor. Diyor ki bizim fikrimiz, bizim inancımız Abdullah İbni Sebe'ye dayanıyor. Abdullah İbni Sebe'nin münafık bir kafir olduğunu bütün İslam ümmeti, bütün İslam alimleri ve bütün İslam kaynakları kabul eder. Diyor ki şöyle der, Abdullah İbni Sebe hakkında yazan çağdaş Şiilerden Muhammed Ali el-Muallem Abdullah İbni Sebe'nin Hakikatul Mechule adlı kitabında deliller ile onun rafizilerin şeyhlerinin büyüklerinden olduğunu söyler ve över. Onunla alakalı mersiyeler yazar, dürzer yani. Onun bu fikri ortaya atan on rafizilerin piri, bu fikrin kendisinin bu adamdan çıktığını, yani şu anda gördüğünüz o Şii inanç yapısı Yahudilere dayanıyor. Onun için bu adamlar ne kadar Yahudilerle düşman gibi gözükseler de yalandır. İnan ben size bir şey söyleyeyim. Daha önce dedim ki bak kardeşlerim, o Lübnan'da Şii Hizbullah örgütü var. O örgütün ilk genel sekreteri, kendisi açıkça Tüfeyli diye biri, açıkça ne dedi? Dedi ki hiç kimse Lübnan'dan İsrail'e bir mermi sıkamaz. Çünkü karşısında Şii Hizbullah'ı bulur. Hiç kimse İsrail'e zarar veremez. Şii Hizbullah'ı bulur. Hiçbir Lübnan'da cemaatin ve örgütün İsrail'e karşı faaliyet yürütmesine izin vermez. Karşısında Şii Hizbullah'ı bulur ve öyledir de. Kesinlikle öyledir ve dikkat ederseniz İran 1979'da devrimini ve darbesini yaptıktan sonra güya Ayatullah Hümeyni
Kudüs bizim kutsal davamızdır. Onun için mücadele verin dedi. Ve düşünün, o günden bugüne kadar Filistin toprakları küçüldü, 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 küçüldü. Bitme noktasına geldi. Hala Şiilere bu pisliklerini veya Şiileşmiş Suni görüntülü o ehli sünnete ihanet eden Trojanlar, Şii trollerine bunu söylediği zaman diyorlar ki ya bakın Kudüs davası kimin sayesinde ayakta duruyor? İran. Kimin desteğiyle ayakta duruyor? İran. Ama hepsi yalan. Kurulduğu günden beri, destek verdiği günden beri Filistin coğrafyasında tek bir Şii yoktu. Ne oldu? Hamas'ın içerisinde Şii yapılanmalar, Şii cemaatler, Şii gruplar oluşup ayrılmaya başladılar. Demek ki İran'ın yaptığı bu Şiileştirme. Arkasından dikkat ederseniz Husiler, Husi cemaati Şii'dir. Yemen'de İran'ın, Rusya'nın ve Çin'in desteğiyle orada mücadele bir adamın elindeki balistik füzeler, ağır silahlar, mühimmatlar eğer var ve bunlar hep İran menşeli. İran'ın destek ve yardımıyla. Eğer İran Kudüs davasında samimi olsaydı o ağır silahları Hamas'a da verirdi. Diğer İslami cihat hareketlerine de verirdi. Bugün Filistin bitmezdi. O topraklar işgal altında kaybolup gitmezlerdi. Demek ki bunlar sadece bunu kullanmışlar. Aynen bizim yöneticiler nasıl her seçim döneminde piyasalar dökülüp işte Filistin bizim davamızdır, biz onları yedirmeyiz deyip hoplayıp zıplayıp oylarını alıp sonra da kenara çekiliyorlarsa, Şia nerede bir ihanet entrika çevirse, nerede Müslümanları katletse, Ehl-i Sünnet camiası onlara karşı tepki vermeye başlasa hemen ön plana Kudüs'ü çıkarıyor. Hatta düşünsenize Suriye'de vahşet ve cinayetler yapan İran, Burma'da anlıyor musunuz? Burma'da veya Ön Asya'da işte o günkü Budistlerin yaptığı vahşet ve cinayetlere karşı Birleşmiş Milletler'e ne veriyordu? Nota veriyordu. Efendim burada soykırım uygulanıyor. Ey aşağılık, sen Irak'ta ve Suriye'de 1 milyon Müslüman öldürdün. O kafirler, o zındıklar, o Budistler 10 bin Müslüman öldürdü. Sen 1 milyon Müslüman katlettin. Ama bak düşünebiliyor musun? Onu örtbas etmek, kendi cinayetlerini, vahşetini, pisliğini örtbas etmek için başka yerdeki mazlumların acılarını ümmete karşı ajitasyon aracı olarak kullanıyordu. Onun için Şia'yı iyi tanımak lazım. Çünkü Şia gerçekten nasıl diyeyim, mezhep taasubu olan, biz ehli sünnet dediğimiz bizim gibi mesela insanlara nesebi diyen, Müslüman görmeyen, küfürle isnat eden, bizi İslam'dan kabul etmeyen bir topluluktur. Onlara göre biz sapığız, biz Yezid'in askerleriyiz, Yezid'in uşaklarıyız, Yezid gibi bir kafir gibi kafiriz, başka bir şey değiliz. Ondan dolayı gerçekten Şia öyle sevilecek, saygı duyulacak bir devlet değildir. Veya İran öyle ümmetin maslahatını düşünen bir devlet değil. Bana sorarsanız Suudi Amerika ne kadar aşağılık, İslam düşmanı, ümmete ihanet eden bir devletse İran ondan aşağı değildir. Bu iki devlet kendi çıkarlarını ve iç ve dış politikaları uğruna İslam dinini tarumar eden iki ihanet şebekesi gibidirler. Onun için gerçekten hiçbir zaman şunu unutmayın. Ben de mesela gençlik yıllarımda biz de mesela İran'ın çok kitaplarını okudum. Onların bütün ayetullahlarının aşağı yukarı kitaplarını okumuşum. İran'ın fikir yapısını çok iyi biliyordum. Ben zamanında tabir caizse gençlik çocukluk yıllarımızda Şia'ya sevgi ve sempati bile duyuyorduk. Diyorduk ki ya bunlar kardeşlerimizdir. Her ne kadar bid'atçı da olsalar bizim kardeşlerimizdir. Bunlar İslam'a hizmet etmek istiyor. Bunlar eskisi gibi değil. Ama yıllar geçti baktık ki öyle değilmiş. Bunlar hala alttan içimizde Şiiliği yaydılar, Şiileştirme yaptılar ve buna benzeyen nice şeylerini gördüm. Hatta zamanında oturup kalktığım insanların açıkça bizi tekfir ettiğini, bizi kafirlikle, küfürle isnat ettiklerini, Abdullah İbni Seben ortaya koyduğu itikat ve inancı kabul etmediğimiz için bize kafir muamelesi yaptıklarını gördüm. Onun için yani Şia'nın veya tabiri caizse Rafizilerin inancının temelinde Abdullah İbni Sebe vardır. Onu onlar kabul ediyor. Biz değil yani. Biz onlara iftira atmıyoruz. Demiyoruz ki siz Abdullah İbni Sebe'nin torunlarısınız. Siz o Yahudi zındığın, o kafir münafığın kuklalarısınız, oyuncaklarısınız. Bu sapık inancınız ne bir Kur'an ayetine ne bir sünnet-i nebiye dayanıyor demiyoruz. Kendileri saydığım bu kitaplar ki onların kutsal kitaplarıdır. En müteber değer verdikleri kitaplarıdır. Ve bu kitaplarda açıkça onlar kabul ediyor. Ehl-i sünnet alimlerinden Abdülkadir el-Bağdadi rahimullah Es-Sebebiye Ali radıyallahu anh hakkında aşırı giderek önce onun peygamber olduğunu anlıyor musunuz? Hatta onlar şöyle bir iddia da ortaya attılar. Dediler ki bu Abdullah İbni Sebe'nin ekibi dediler ki Hazreti Ali ve Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam birbirine çok benziyorlardı. Allahu Teala vahiy Hazreti Ali'ye gönderdi.
Ama Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam ile Hazreti Ali o kadar birbirine benzeyince vahiy meleği vahiy kime göndereceğini karıştırınca Hazreti Ali'ye vahiy indireceğine götürüp Muhammed aleyhissalatü vesselama vermiş. Ondan dolayı peygamberlik de hataen peygambere geçmiş. Yoksa Hazreti Ali peygamberdi. Bunu Abdülkadir Bağdadi Rahimullah, Abdülkadir Geylani kendi kitabında açıkça bunu iddia eder ve doğrudur da. Çünkü onların bazı toplulukları Ali'yi peygamber görür. Hazreti Ali'nin bir peygamber olduğuna inanır ve bu konuda da hiç şüpheleri yok. Anlıyor musunuz? Peygamber olduğunu, sonra da onun ilah olduğunu iddia eden Abdullah İbni Sebe bağlılarıdır. Kufe'nin bazı taşkın insanları onun bu davetine uydu. Hazreti Ali radıyallahu anh bunu duyunca iki çukur kazılmasını ve onların yakılmasını emretti. Böylece onlar yakalanarak hepsi ateşe atıldılar. Bunu da El-Bağdadi, El-Furuku Beyn-el-Firak, mezhepler arasındaki farklar. Yani ehli bid'a olan mezhepler, sapık olan mezhepler. Yani tabiri caizse bu Selebiye dediğimiz Abdullah İbni Sebe'nin grubu kafir bir gruptur. Anlıyor musun? Gulattır yani, kafirdir. Yani o 72 fırkadan sayılmayacak kadar kafir bir topluluk. İmam Ali'nin onları yakalayıp ateşe attığını, ateşe atma emri verdiği zaman onların Hazreti Ali'ye secde ettiğini ve ya Ali eğer sen ilah olmasaydın, sümme aşa sen Allah olmasaydın bizi yakmazdın dedikleri de aynı keza Abdülkadir Bağdadi tarafından nakledilir yani. O kadar da sapık, bu kadar da kafir insanlardı. Yine aynı yerde El-Bağdadi der ki İbn-i Sev'da yani İbn-i Sebe aslen El-Hira Yahudilerinden idi. Küfeliler katında itibar kazanıp reis olabilmek için Müslümanlığını izhar etti. Onlara Tevrat'ı kendisi Tevrat'ı bildiği için o dönemde Kufe'deki Müslümanlara dedi ki biz Tevrat'ta Hazreti Musa Aleyhisselam'ın bir vasisi olduğunu okuduk. O zaman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın da bir vasisi var. Şu anda Şia'nın da iddia ettiği budur. Vasiyet meselesi, vasilik. Vasi Ali'ydi. O vasiyet hakkını Hazreti Ebu Bekir ve Ömer ve Osman ondan gasp ettiler. Zulmen zorbalıkla aldılar. Düşünün ki sümme aşa Allahu Teala bu görevi İmam Ali'ye vermiş. Hazreti Ebu Bekir ve Ömer ve Osman onu gasp ederken sümme aşa Allahu Teala'nın iradesi ve gücü buna yetmemiş. Aynı keza Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'ye bu vasiyeti verirken Hazreti Ömer izin vermemiş ki veda şeyini yazsın, vasiyetini yazsın. Bırakmamış peygamber yazsın. Yani bu kadar ağır iftiraları bu sahabelere atacak kadar da gerçekten sapık ve sapkındırlar. İşte diyor ki küfeler katında itibar kazanmak uğruna Müslüman oldu. Sonra da bu ümmetin içerisine geçmişte İncil'e ve Hristiyanlara tabiri caizse İsevilere yapılan oyunun aynısını Ehl-i Sünnet'e İslam ümmeti içerisine yayma girişimi. Dikkat ederseniz gidin İncil'i okuyun. İncil'de Pavlos anlatılır. Pavlos, Yahudi Pavlos. Kendisi ömrünün sonuna kadar Hazreti İsa Aleyhisselam'a iman eden havarileri yakalamak, işkence etmek ve öldürmekle görevlendirilmiş bir Yahudi. Her yerde onların izini sürmüş bildiğin tabiri caizse Roma'nın bir eşkıyası, Roma'nın paralı bir lejyonu ve hahamların şeyi diyelim. Anlıyor musunuz? Hahamların suikastçısı olan bir adam arıyor bir türlü Hazreti İsa Aleyhisselam'a iman eden o havarilerin yetiştirdiği öğrencileri bitiremiyorlar. Bitiremeyince strateji değişiyor. Bir gün diyor ki çölde bak bu adam bu kadar dine, İseviliğe düşmanlık yapıyor. Bir gün çölde giderken gidin İncil'de kendi anlatır. Diyor ki bir anda İsa Aleyhisselam Pavlos'a göründü. Ve Pavlos'a dedi ki ey Pavlos sen bana niye eza veriyorsun? Ey Rab, bak ey Rab dikkat edin. Hazreti İsa Aleyhisselam'a Rab kelimesini atfeden Pavlos kafiridir. Aynı Yahudi köpektir. Hazreti Ali'yi de ilahlaştırıp bugün Şia'da 12 imamı mahsum, günahsız, peygamberlerden üstün yapan, peygamberlerden daha üst mertebeye çıkaran, neredeyse onları ilahlaştıran, onun yanında onları birer peygamber haline getiren de aynı inanç ve sapıklık olduğunu da görebilirsiniz. Onun için diyor ki böyle oldu, böyle bu stratejiyle ne yaptılar? İncil'i ve Hristiyanlığı tahrif ettiler. Şimdi Abdullah İbni Sebe denilen bu Yahudi aynı stratejiyle bu sefer İslam'a girdi. Ve bugün gördüğünüz aslında o dönemde ilk dönem Şiileri diyoruz ya, Şia-i Ali dediğimiz ehli sünnet çizgisinde olan insanlardı. Hepsi bizim gibi namaz kılan, ibadet eden ama neydiler? Hatalıydılar yani demek ki insanoğlunun fıtratıdır ya sürekli hata etmeye veya gıdır etmeye, ihanet etmeye, satmaya meyilliler ya. Onlar da öyle yaptı ama
Bunlar fikirleri yayınca artık o sapık inançlar, Şia'nın öyle bir mezhebi yok. Şia'da muazzam 70-80, hatta en çok sapık mezhep Şia'da ortaya çıkmış. Yüzün üzerinde fırkaları var. Ve Hazreti Ali'nin ilahlığından, Rabliğinden, Hazreti İsa, Hazreti Ali'nin kıyamet öncesi yeniden geleceğini, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la beraber vesaire, öyle o kadar çok acayip uydurma şeyler var. Onları zaten konuşma ihtiyacı duymuyoruz. Hepsi bunun şeyi. O da diyor ki Abdullah İbni Sebe, diyor ben Tevrat'ta her peygamberin kendisinden sonra yerine bıraktığı bir vasisi olduğunu okudum. Ve gördüğüm üzerine Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vazisi de Ali olduğuna hükmetmiş. Ali olduğunu söylemiş ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali ile alakalı, ben ilmin şehriysem Ali kapısıdır. Ben kimin mevlasıysam Ali onun mevlasıdır. Zaten Hazreti Ali sevmek imandandır. Yani bu hadislerle sabittir. Biz aşere-i mübeşşere olan cennetle müjdelenmiş, gerçekten cennet gençlerin efendisinden ve gerçekten Allah'ın razı olduğu nadide kullarından biri olan İmam Ali, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman ve diğerlerini sevmek zaten boynumuzun borcudur. 120 ayetle Allah-u Teala onların cennetlik olduklarını, şerefli olduklarını, mümin olduklarını, hatta onların ilk cennete giren topluluk olduğunu söylüyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam en hayırlı neslin kendi öğrencileri olduğunu söylüyor. Zaten bizim bu konuda şüphemiz yok. Ama burada İslam'ı tahrif girişimi var. Ondan sonra bu böyle ortaya atınca tabi menfaat güden, çıkar güdenler arasında bu fikir yayıldı. Eşşehristani İbn-i Sebe hakkında onun Ali Aleyhisselam'ın imametini ilk söyleyen kişi olduğunu, sebebiyenin de tevakuf, gaybet ve ricatı ilk dile getiren olduğunu, bundan sonra da Şia'ya geçtiğini zikreder. Yani ilk bu fikirler, bunları öğreneceğiz. Bunlar tevakuftir, gayrettir ve ricat dediğimiz illerde okuduğumuz zaman anlayacaksınız ki bunlar böyle basit kelimeler değil. İçinde dehşet, küfür diyebileceğiniz fikirler var yani. Onlar ilk defa bunu Şia'nın içerisinde yayan, Şia'ya bulaştıran bizzat İbn-i Sebe'nin olduğunu açık ve net olarak söylüyorlar. Şehristani El Milel Vel Nihaye sayfa 145'te bu şekilde dile getiriyor. Yani onların kendi kaynaklarından, tabiri caizse Şia'nın kendi kaynakları, verdiğimiz eserlere göre Şiilik, Rafazilik, buna benzeyen bu sapık fikirlerin altında Abdullah İbni Sebe denilen kafir, Abdullah İbni Sebe denilen münafık ve gerçekten müşrik adamın parmağı olduğunu biz biliyoruz. Şia neden Rıfaziye diye isimlendirilir? Bunu da biz kendi kaynaklarından önce, biz Rıfazi diyoruz. Aslında Rıfazi onlar için bir şereftir. Bu kendilerini Rıfazi olarak nitelendiriyorlar. Bu adlandırmayı büyük imamları El Meclisi Biharul Envar isimli Şia'nın meşhur eserinde şöyle der. Rafıza'nın fazileti ve bununla isimlendirilmenin övülmesi babı ile alakalı başlığın altında zikreder. Bu bab başlığı altında 4 rivayet edilir. Küleyni Usulü Kafi'de sayfa 5. ciltte 34'te Şia'yı bu ismin Allahu Teala tarafından verildiğini, Allahu Teala'nın bunları kutsadığını, bu isimle onları nitelendirdiğini, yani Rafıza ismini Hazreti Allahu Teala'nın onlara verdiğini iddia ederler. Bunda da açıkça kendi eserinde, hangi eser? Usulü Kafi'de 5. ciltte 34'te bu fikri kendileri ortaya atar. Ebi Abdullah Cafer bin Muhammed'in yanına girdim ve dedim ki sana feda olayım. İnsanlar bize neden Rıfazi diyor? Rıfaziler ne demektir diye sordum. Vallahi onu karıştırıyorlar. Lakin Allah sizi, bak dikkat edin İbn-i Sebe'nin nasıl bir pislik olduğunu burada da göreceksiniz. Lakin Allah sizi Tevrat'ta ve İncil'de Musa ile İsa'nın dili üzerine böyle isimlendirmiştir. Bunu da El Meclisi Biharul Envar 65'e 97'de bu şekilde dile getiriyor. Yani Allahu Teala'nın İncil ve Tevrat'ta Hazreti Musa ve İsa Aleyhisselam'ın diliyle onları bu isimle isimlendirdiğini iddia eder. Denilir ki onlar Zeyd bin Ali bin el-Hüseyin'e gelerek Ebu Bekir ve Ömer'den beri olduğunu söyle ki seninle beraber olalım. Bu Abdullah İbni Sebe'nin taraftarı olan bu faziler gelip bu şeyi söylüyorlar. Yani diyorlar ki bunlar artık Hazreti Ebu Bekir, Ömer ve Osman'a düşmanlık ediyorlar ya. Bunlar geliyor İmam Zeynel Abidin'e diyorlar ki biz daha önce bahsettik Zeynel Abidin'den dedim ya 125 bin kişinin biat edip kıyam ettiği zaman 125 kişi kalan büyük bir ihanete uğramış olan Zeynel Abidin, İmam Zeyd. İşte İmam Zeyd'e gelerek
Ebu Bekir ve Ömer'den beri olduğunu söyle ve seninle beraber olalım, kıyam edelim dediler. O da dedi ki o ikisi ceddimin arkadaşı, bilakis ben onları dost bilirim demiştir İmam Zeynel Abidin. Yani onlar benim babamın kardeşleri, dedemin kardeşleri, arkadaşları, dostları yani. Ben nasıl kalkayım da hatta İmam Ali'nin üç oğlunun birinin isminin Ebu Bekir, birinin ismi Ömer, birinin ismi Osman olduğunu Şia kaynakları da kabul ediyor. Yani bu üç ismin, hatta biz Kerbela hadisesini işlediğimizde Hazreti Hüseyin'in kardeşi Osman'ın da orada şehit edildiğini açık ve net olarak zaten kendi kaynakları da itiraf ediyor. Böyle diyor. Onlar benim, ben de dost olur ve dost kabul ederim. Bunun üzerine o halde seni Rıfz, reddederiz dediler. Böylece Rıfaza ismi ile isimlendirildiler. Ona biat edip muvaffak edenlere de Zeydiye denildi. Yani bugün Yemen'de Zeydi cemaati vardır. Bak Şia içerisinde anlıyor musunuz? Zeydiler vardır. Biz bunları neredeyse ehli sünnete yakın gördüğümüz bir topluluk. Hatta İslam uleması Zeydileri kesinlikle Şia'nın sapık fırkalarından görmez. Mezhep ve yapı olarak, itikat ve inanç olarak bizden farklılıkları da varsa kesinlikle ehli sünnetle aralarında öyle çok böyle küfür diyebileceğiniz hiçbir fikir ve yapı yok. Hatta onlar Hazreti Ebubekir ve Ömer ve Hazreti Osman hakkında asla kötü söz kullanmayan bir topluluk. Ve bugün Yemen'de yaşayan bu topluluğa en büyük zulmü, en büyük baskıyı kim yapıyor? Gene o İsne Aşere'in faziyet taifesine geçmiş eskiden Zeydi olan o Husi ailesi var ya, o Şia'nın Husi ailesi, bunlar hepsi Cahferi oldular. Zeydilikten vazgeçtiler. Bunlar Yemen'deki bu Zeydileri Şiileştirmek, kendi o sapık inançlarına çekmek için bizzat baskı uygulayan, alimlerini tutuklayan, bilmem ne yapan, her türlü zorbalığı yapan, hatta onların oradaki Yemen'deki mazlum müstazaf halkın o kadar açlık sınırına gelip aç, perişan bir duruma düşmelerine sebep olan da gene o kimler? Husi topluluğudur. Bugün baktığınız zaman öyle Husiler sanki kahraman Allah'ın askerleri gibi gösteriyor. İnan benim nezdimde Suudi'nin askeri ne kadar aşağılıksa onlar da o kadar aşağılıktır. Sonuçta bunlar nasıl Amerika'nın, taaf buyurun, tabiri caizse Şia diyor ya, Ali Khamenei diyordu ki Suudi Amerika'nın sağılan iğneğidir. Onlar da Rusların ve Çinlilerin sağılan domuzlarıdır. Başka bir şey değillerdir. Çünkü sadece Ruslara tarih boyunca hizmet etmiş. İnan ben size bir şey söyleyeyim. O Çeçen Müslümanları, o mazlum insanlar Çeçenistan'da cihat hareketi düzenledikleri 96, 97, 98'de bizzat İran'ın onlara engellemelerine ben defalarca şahit oldum. Niye? Nasıl olsa kendilerinden değildi. Ruslarla gizli ilişkileri vardı. Onların neredeyse onlara silah, mühimmat, imkan, olanak, destek gitmesin diye her türlü yöntemi bizzat İran uyguladığını da biz biliyoruz. Yani böyle insanlar, kendilerinden olmayan herkes onların düşmanıdır. Hatta Yemen'de Zeydi topluluğuna zulüm eden gene bu Rıfazi, anlıyor musun? İsne Aşere'in dedikleri, tabiri caizse bizim Türkçesiyle Türkiye'de Cahferiler dediğimiz o topluluktur yani. Husiler onlara da baskı yapıyor. İstiyor ki bütün Yemen gitsin, İran'daki bu sapık fikir ve inançları kabul etsin. Anlıyor musunuz? Ondan dolayı denildi ki Rıfaziler, Hazreti Ebubekir ve Ömer radıyallahu anhuma'nın imametlerini reddettikleri için Rıfaza diye isimlendirildiler. Yani reddeden, inkar eden anlamında Rıfaza diye nitelendirildiler. Bakınız Abdülhamid El-Mukavvamatul İslamiyyü dipnotunda 1. cilde 89'da bunu bu şekilde veriyor. Nitekim yine dini terk ettikleri için böyle isimlendirildikleri de söylenmiştir. İmam Ebu Hasan el-Eşari Mukavvametul İslamiyyun 1. ciltte 89'da bunu bu şekilde dile getirmiş. Bunlar dinden irtidad ettikleri, reddolundukları yani İslam'dan kabul edilmedikleri için de onlara Rıfazi ismi verildiğini, ama Şia kendisini bu ismi Allah tarafından kendilerine has verildiğini açık ve net olarak dile getirirler. Evet, nitekim Şia'nın pek çok fırkaları vardır. Bunların en aşırıları Rıfazilerdir. Rıfaziler ise gerek ilmi kitaplarda gerekse halk arasında bilinen birkaç ismi vardır. Bunlar İsne Aşeriye, İmamiye veya Cahferiler. Aynı keza şu anda mesela Suriye'de Rıfaziler diyoruz ya, bunlar daha büyük aşırı bir topluluk. Çünkü onlar, biz mesela ölümden sonra neye inanıyoruz? Biz ölümden sonra kabir hayatına inanan insanlarız. Biz öldükten sonra yeni kabirde hesap, kabirde ya azap ya mükafat alacağımızı, kıyamete kadar orada kalacağımızı, yani berzah aleminde. Ama Suriye'deki Rıfazilerin inancında ne vardır? Karma.
Bugün Hindistan'da Budizm'in, Hinduizm'deki o sapık bir inanç olan ruhun göçü. Bir insan öldükten sonra ruhu parçalanıyor. Farklı şekil, şehirlerde, farklı yerlerde, farklı bir isimle yeniden dünyaya geliyor. Ve bir daha eğer dünya hayatında iyi şeyler yapmışsa daha zengin, daha iyi bir adam olarak dünyaya geliyor. Kötü şeyler yapmışsa, ne kadar kötü yapmışsa en son hayvan olarak geliyor. Öyle bir inançları var. Bu fazilerde var. Hatta ben Türkiye'de çok şahit oldum. Neye şahit oldum? Geçmişte öyle televizyonlara çıkan işte ben Barış Manço'nun daha önceki hayatımda Barış Manço'ydum, yok falan kimseydim, yok falan kimseydim diyen ve bu tarz hikaye ve çirokları YouTube'da da, geçmişte televizyonlarda da izleyebilirsiniz. Çünkü bu insanların hepsi Hatay Dürzileriydi. Hatay'ın Rıfazileriydi yani. Çünkü onların inancında öldükten sonra yeniden farklı bir cesette, farklı bir insan olarak doğma inancı var ki böyle bir inanca inanan bizim nezdimizde kafirdir yani. Müslüman olması söz konusu değil. Hatta Şii alim Mir Bakır Eddamat, ümmetin 73 fırkaya ayrılacağına dair hadisi zikredilenlerin Şii fırkaları olduğunu söylemiş. Kendileri dışında hiçbirinin cennete giremeyeceğini inanıyor. Yani diyor ya, Nebi aleyhissalatü vesselam geçmişte derslerimizde işlediğimiz üzerine aleyhissalatü vesselam 73 fırkadan bahsediyor. Bunların Mir Bakır el-Dammat dedikleri Dirayetul Ma'arif 4. cilt 67'de demiştir ki bu 72 fırka hepsi Şia'dır, Şia'nın kollarıdır. Hak olanı işte İsna Aşeriye dediğimiz Cahferilerdir. Onlar mutlak cennetliklerdir. Sorgusuz sualsiz cennete gidecek olanlardır. Onun dışında işte sebebiyedir, şudur, budur vesaire, o sapık olanlar ise 72 fırkadan sayılıyor. Onlar da günahlarını çektikten sonra cennete gireceğini, biz nesebiler ise, anlıyor musun yani biz suniler ise kafirden daha beter olduğumuz için hiç cennet görmeyecek topluluğuz. Çünkü sonuçta kafiriz yani. Biz onların inancında kafiriz. Onun için gelip biz kardeşiz. Efendim o peygamber aleyhissalatü vesselamın namusuna dil uzatanlar İngiliz şiasıdır. Valla kusura bakmayın. Siz... Onlar İngiliz şiası, siz de Rusya'nın, Çin'in ve Amerika'nın şiasısınız. Hiçbir şey değişmiyor. Her bir yerde Amerika ile savaşırken öbür yerde Amerika ile beraber çalışan gene şia. O kadar ikiyüzlü, o kadar çakal. Düşünebiliyor musunuz? Ben hatırlıyorum Afganistan'ı Amerika işgal ettiği zaman İran'ın Dışişleri Bakanı mıydı, özel bir bilmem ne yetkilisiydi ne dedi? Dedi ki biz Afganistan'ı Amerika'yı davet ettik yani. Gelsin orayı işgal etsin. Çünkü sonuçta kendisi için risk görünce davet etti, gel burayı işgal et diye. Bunu da açıkça söylüyor, gizlemiyorlar yine. El-Merkezi onların fırkalarının 300'e ulaştığını zikretmiştir. Muhammed Bakır bin Muhammed el-Estebadi Mir Eddamat diye meşhurdur. 1041 yılında ölmüştür. Bakınız, Abbas el-Kumi'nin el-Kunne vel-Elakıb 2. ciltte 226'da, El-Merkezi el-Hudud 2. ciltte 350'de Yüce Allah şöyle buyurmakta, dinlerini parça parça edip fırkalara bölenler. Ayet-i Kerime ile alakalı olarak zikretmiş. Var ya, ey peygamber, senin onlarla hiçbir ilişkin yok. En'am suresi 159. ayet-i kerimede bildirdiği üzerine onların 300 fırkaya ayrıldıklarını, 300 ayrı fikir ve görüşe sahip olduklarını ve bunların neredeyse bir iki tanesi müstesna hepsinin küfür içerisinde olduklarını, çünkü çoğu Hazreti Ali ya peygamber ilan etmiş ya da Hazreti Ali'nin sümme aşallahu teala Hazreti Ali suretinde hulul ettiğini, yeryüzüne indiğini ve insanlarla yaşadığını da iddia etmişlerdi. Ki bu da bize neyi hatırlatıyor? Bize Yunan mitolojisini hatırlatıyor. Zeus, Athena, Herkül meseleleri var ya, aynen öyle. Yani neredeyse sümme aşa Hazreti Hüseyin'i Allah'ın oğlu ilan edecekler yani. Ona götürecekler. Anlıyorsunuz. Eş-Şehristani radiyallahu anh dedi ki Rafiziler 5 kısımdır. Kasyaniye, Zeydiye, İmamiye, Galiye ve İsmailiye. El-Bağdati dedi ki Rafiziler Ali radıyallahu anh'ın zamanında sonra 4 sınıf oldular. Zeydiye, İmamiye, Kaysaniye ve Gulat. Bunlarla beraber Carudiye taifesi hariç. Carudiye de Zeydiye'nin bir koludur. Hariç Zeydiye rıfası, Zeydiye mezhebi rıfazi fırkalarından değildir. Yani bizim o sapık gördüğümüz peşlerinden gidilmez, hukuklarıyla iştigal edilmez, hiçbir fetvaları kabul edilmez ve onlardan uzak durmak lazım. Çünkü sapık bir şekilde, mesela ben açık her zaman dedim, ben dedim Şia'yı tekfir etmesek bile Şia sapıktır, Şia sapkındır, Şia ile kesinlikle ne hukukuyla muamelat edilir, herhangi bir fetvası alınıp ya filan Şii alimi şöyle demiş, bununla amel edilir denilmez. Çünkü neden? Bu insanlar
hadis uydurmuş. Bu insanlar Hazreti Mehdi Aleyhisselam daha dünyaya gelmediği halde hakkında binlerce kitap yazmışlar. Hazreti Mehdi'den binlerce hadis uydurmuşlar. Düşünebiliyor musunuz? Doğmamış bir insanın binlerce, on binlerce hadisi var onların elinde. Kendileri uydurmuş. Uydur babam, uydur. Böyle uydurmayı kendine adet edinmiş bir toplumdur. Ondan dolayı Zeydi topluluğu, Yemen'de yaşayan Zeydiler için Ehl-i Sünnet ve Cemaat kesinlikle ve kesinlikle onlara rıfazi muamelesi yapmaz veya rıfaziler olarak kabul etmez. Neden? Biz şu inançtayız. Sonuçta onlar da bizim kardeşlerimizdir. Yani aramızda siyasi farklılıklarımız bile olsa itikadi olarak aramızda büyük bir fark yok. Hatta ne diyorlar alimler? Diyorlar Zeydi mezhebi Şafii mezhebine çok yakın bir mezheptir. Çünkü Zeynel Abidin'in yolunda gidenler bu Abdullah İbni Sebe'den etkilenmemiş topluluktur. Onlar gene çizgilerini korumuş. Hatta biz size Hazreti Hüseyin'e ihanet eden Şia'yı anlattığım zaman ne dedim? Dedim ki kardeşlerim, Hazreti Hüseyin Mekke'den Kufe'ye hareket ettiği zaman o dönemde Hazreti Hüseyin'in değil de İmam Ali'nin dostları olan ve aynı keza sahabe topluluğu içerisinde büyükleri hepsi ne dedi? Dediler ki ey Hüseyin Kufe'ye gitme. Kufe halkı daha önce babana ihanet etti. Onu defalarca yüzüstü bıraktılar. Kufe'ye gitme. Kardeşin Hasan'a ihanet ettiler. Onu katlettiler. Eğer sen gerçekten dost istiyorsan Yemen'e git. Yemen'de ki topluluk senin babana sadakat sahibidir. Temizdir. Hatta benim tanıdığım bir tane Şii vardı. Aslında kendisi Şafi kökenli. Sonra Şia intizap etmiş. 90-92'lerde onunla oturduğum zaman bana dedi ki İmam Ali Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali'ye demiş ki ya Ali senin vesilenle İki topluluk senin sevginden, seni sevmekten dolayı biri cehenneme, biri de cennete gidecek demiş. Ya Resulallah demiş nasıl oluyor? Biri seni sevdiği için senin yolunda gidecek. Senin sünnetine, senin yaşantına, benden aldığın edebi, örfü alacak. Senin sevgin ile cennete gidecekler. Biri de sana olan sevgilerde aşırı gidip küfre kadar sapacaklar. Bugün gördüğünüz o Şii topluluğu Hazreti Ali sevgisini o kadar aşırıya götürmüşler ki artık yani adam Allah derken bile Ali demeden Allah demeyi şirk görüyor ya. Hatta ben bir video izledim. Bir tane İranlı din alimi diyeyim artık neyse. Ali Hamenei'nin için ne diyor? Diyor ki Ali Hamenei doğduğu zaman annesinden vilad olduğu zaman doğduğu zaman diyor böyle doğar doğmaz ya Ali demiş. O kadar evliya bir insan ya Allah dostu ya. Ya Ali diyerek doğmuş. Arkadaş nasıl bir sapıklık ki sen orada mıydın, yanında mıydın, nereden biliyorsun demiş. Yani böyle uydurukçudurlar. Bizde mesela rivayetçiler var ya, uydurukçular var, bir bid'at ehli topluluklarımız var. Atıyorlar mı atıyorlar kendi mesela tabi olduğu insanı abartmak uğruna hikaye uyduruyor. Şia'da o hikayeler dinleştiriliyor. İslam hükmü gibi yani sen ona itiraz edemezsin. Bir Şii çıkıp diyemez ya kesinlikle Ali Hamenei doğarken ya Ali dememiş diyemez derse irtidar eder. Dinden çıkar çünkü o alim öyle demişse doğrudur. İtiraz yok yani. Şiiler öyledir. Ondan dolayı ne bizim konumuz aslında neydi? Burada anlattım. Yani Şia'nın ortaya çıkış sürecidir. Bizim ders konumuz Rafizilerin inanç esasları. Yani biz Ehl-i Sünnet ve Cemaat'te inanç esaslarımız, usulü din dediğimiz şeylerimiz vardır. Bir de Şia'nın inanç esasları vardır. Bizden ayrı oldu. Tabiri caizse o şekilde inanıldığı zaman kişiyi kafir edecek inanç esasları Şia'da mevcut. Ondan dolayı bizim ders konumuz, sohbet konumuz onu işlemek. Yani o bütün o bize muhalif olan aslında kendi kitaplarında ve kaynaklarında anlattığı Şiilerin inanç esasları kendi ağızlarından kaynak ve numara veriyoruz ki kimse kalkıp da bizi siz işte Şia'ya iftira ediyorsunuz, arkalarından sallıyorsunuz demesinler. Zaten biz videolarında gördük nasıl Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'e hakaret ettiklerini. O İranlı bir din alimi düşünebiliyor musun? Sahih-i Buhari'yi çıkarmış, Sahih-i Müslim'de Hazreti Ayşe babında, Hazreti Ayşe annemizle alakalı. İşte efendim bir hadisler getiriyor, diyor ki görüyor musunuz? O nesebilerin annemiz dediği kadın ne yapıyor? Sümme aşa Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'dan sonra Hazreti Ayşe'nin sahabelerle yattığını iddia ediyor. Ya bu kadar aşağılık köpekler bunlar ya. Bir de diyorlar bunu onlara söylediğin zaman hemen ne diyorlar ki adam Farsça konuşuyor yani. Fars ya İranlı yani. Hem de İran'ın kendi televizyonu, yerel televizyonda böyle ulus televizyonlarında birindeki şeyidir. Diyor ki anlatıyor iğrenç şeyler pek de teferruata girmek istemiyorum. Diyor görüyor musunuz falan sahabe Sahih Buhari'nin anlattığına göre Hazreti Ayşe'nin evinde kalmış sabah gusül almış. Ne demek yahu diyor. Demek iş yapıyorlar diyor. Terbiyesiz köpeğe bak ya.
Onların anneleri öyle diyor. Doğrudur. Allahu Teala müminlerin annesi diyor. Sizin gibi refazilerin annesi olması söz konusu değil. Ehli beyt düşmanı bunlar. Bunlar peygamberin namusuna dil uzatan aşağılık köpekler. Bunlar Hazreti Muhammed'in dostlarına dil uzatan aşağılık köpekler. Vallahi Yahudi ve Hristiyanlara gidip derseniz sizin en hayırlarınız kimlerdir derseniz ne diyecekler? Hristiyanlar diyecekler ki Hazreti İsa'nın havarileridir. En şereflilerimiz, en iyilerimiz, en üstün olanlarımız. Onlar Hazreti İsa'ya iman ettiler. Onunla onun dostları oldular. Onun koruyucuları oldular. Onun etrafında bu dini yaydılar derler. Git Yahudilere de diyecekler ki Musa'nın eshabıdır diyecekler. Gel git Şiilere sor. De ki insanların en aşağılıkları kimlerdir diyecekler. Muhammed'in sahabesidir. Bunlar mı kardeşlerimiz? Bunlar hiçbir şeyimiz değil. Onun için gerçekten onları tanımak gerekiyor. Rafizilerin inandığı beda akidesi nedir? Beda akidesi. Beda diye bir kelime. Beda bir şeyin gizlilikten sonra ortaya çıkması ya da görüşü yenilemek anlamında kullanılan bir tariftir. Şimdi Şia şöyle fikirleri vardı. Tarih boyunca Şia hep Mehdi'nin zuhur edeceğini söyler. Hatta şu anda Şiilerin bir son bir tane şeyhleri mehleri diyorlar ki 2019 yılı Mehdi yılı. Mehdi zuhur edecek. Şimdi çıkmayacak. Zaten 3 ayımız kaldı. Bitti bitecek. Mehdi yok piyasada. Ne diyecekler? Allah veda etti. Allah sözünden döndü. Gönderecekti vazgeçti. Böyle aşağılıktırlar ha. Allah'a da iftira atıyorlar. Onun için beda deyince aklınıza basit bir kelime gelmesin. Burada kast olunan Allahu Teala ile alakalı. Yani mesela diyorlar ki Mehdi Aleyhisselam gizlide, gaybde yaşıyor. Allahu Teala vakti gelince görevlendirip yeryüzüne gönderecek. Hatta şunu da söylüyorlar. Diyorlar ki Hazreti Mehdi zuhur ettikten sonra gidecek Medine'de Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında defnedilmiş. Hazreti Ebubekir ve Ömer'i kabirlerinden diriltecek. Sonra onlara had cezası uygulayacak. Hazreti Ayşe annemizi Cennetül Baki'de diriltecek. Ona zina cezası uygulayacak. Bunlar o İran'daki Şiiler, o İngiliz değil, Rus Şiası, İran Şiasının fikirleridir bunlar. Onları iddia ederler. Mehdi ile alakalı iddialarıdır. Onlara ceza uygulayacağını, Hazreti Ayşe ve Hafsa annemize zina cezası, had cezası, peygamberin namusunu kirletme cezası vereceğini, onları recm ettireceğini iddia ediyorlar. Böyle de aşağılıktırlar. Yani ne kadar gizleseler, Sunni kardeşlerimiz diyorlarsa bu takiyedir. Şia'da takiye yalan konuşmak farzdır. Kendileri dışında herkese yalan konuştular. Hatta ben size bir şey söyleyeyim. Ben meseleye nereden vakıf oldum? Bunlar Türkçe'ye kitapları tercüme ettikleri zaman bunların heyeti ne yapıyor biliyor musunuz? Ehl-i sünnete ait fikirleri, aykırı fikirleri mesela sahabeyi kötüleyen, aşağılayan. Hatta İmam Ali filmi var ya, o 20 CD'lik filmin. Gidin ben size bir şey söyleyeyim. Adamlar sansürleyerek 14 CD olarak bize veriyor. 20'sini izleyin. Ne aşağılıkça sahabeyi aşağıladıklarını görürsünüz. Hep bu İran yapımı. Onları da İngiliz Şiası o filmleri çevirmedi yani. Anlıyor musunuz? Gene İran'daki o Şii topluluğu o filmleri çevirdi. Bizans Fecr sineması İran devletinin resmi sinemasıdır. Ve buna ödenek ayırıyor. Bu filmleri hazırlıyorlar. Git izle bakayım altta ne kadar sahabeyi aşağılıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? İran'da yemin töreninde ben de videosunu izledim. Bir çocuğu çıkarmış Hazreti Ebubekir, Ömer ve Osman'ı hakaret ettiriyorlar. Sonra diyorlar ki Yaser Habis diye bir tane İngiliz ajanı varmış da o peygamberin namusuna düz atıyor. Haddimize değil. Biz Hazreti Ebubekir ve Ömer ve Osman'a asla laf etmiyoruz. Yalan konuşuyorlar. Ben onların alimleri konuştuğu zaman hepsinin Hazreti Ebubekir ve Ömer'e nefret güttüklerini açıkça hiç bunu gizlemediklerine de şahit oldum. Hatta geçmişte bir tane köpekle konuştum batıda İzmir tarafında. Bana dedi ki demek ki Ayşe bir şey yapmış ki onu iddia ediyorlar dedi. Bunu da o köpek buradaki Şii köpekler söylüyordu yani. Ondan sonra lafa gelince hemen bizi fitne çıkarmakla siz fitne çıkarıyorsunuz, siz Sunni Şii ayrımı yapıyorsunuz, Müslümanların arasında fitne sokuyorsunuz diyorum. Neden? Çünkü insanların onların gerçek yüzünü öğrenmesini istemiyorlar. İnsanlar onları tanıdığı zaman onların ne pislik olduğuna kanaat edince hiçbir sözlerin onların nezdinde bir itibarı kalmayacağını bildikleri için kimsenin uyanmadan bizim çocuklarımızın ve neslimizin içine bu sapık fikirleri koymaya çalışıyorlar. Hatta ehli sünnet olup binlercesi Hazreti Muaviye'yi eleştiriyor. Hatta bazen videolarımın altında da benim kardeşlerim Muaviye'yi eleştiriyor. Muaviye'yi şey yapıyor, böyle aşağılayacak sözler ve söylemlerde bulunuyor. Şia'nın haklı olduğunu söylüyor ve bunlar hepsi Sunni. Demek ki gerçekten bu adamların alttan iyi bir propaganda çalışması var demek yani. Demek ki bizi şey yapıyorlar. Onun için Şia'yı tanıyalım, bilelim, insanlar da ona göre davransın. Bizim Rafizi dediğimiz, bizim
İsna-Aşşariye dediğimiz veya Selebiye dediğimiz veya Abdullah İbni Sebe'nin çocukları olan bu Şiileri tanıyalım, inanç ve itikatlarını bilelim. Kafir demeyelim ama onlardan şiddetle uzak duralım. Şiddetle uzak duralım. Hatta yenileme anlamındadır. Beda bir anlamı da sonradan olma, ilmin öncesinde cehalet bulunmasıdır. Yani Allahu Teala'yı cahillikle de suçlama ihtimalleri oluyor. Yani mesela bizim Abdülaziz Bayındır Allah yarın ne olacağını bilemez derken bu aslında Şia'nın görüşleridir. Allah yarın ne olacağını bilemez. Bilmeyebilir yani. Allah senin kiminle evleneceğini bilemez. Allahu Teala 3 gün sonra ne olacağını bilemez. Bunu o gerizekalı söylemiyor muydu? Söylüyordu. O da onların görüşleri, fikirleri yani. Beda akidesi budur. Allah hakkında imkansızdır. Ancak Rafiziler bunu Allah'a nispet etmektedirler. Er-Reyyah bin El-Salt'tan Er-Rıza'ya şöyle derken işittim. Allah'ın içkiyi haram kılmak, Allah hakkında bedayı kabul ettirmek için gönderilmediği hiçbir peygamber yoktur. Bak dikkat ederseniz bu usulü kafide sayfa nerede? Sayfa 40'ta geçiyor. Bak iyi dinleyin. Allah'ın içkiyi haram kılmak ve Allah hakkında bedayı kabul ettirmek için göndermediği hiçbir peygamber yok. Yani Allah yanılır, Allah hata eder, Allah sözünden döner, Allah ricada bulunur, geriye adım atar, bir söz verir, sözünden cayabilir, vazgeçebilir vesaire. Yani Allahu Teala'ya hakaret olabilecek, Allah'a aşağılama, sümme aşağı olacak bir inancı iddia eder. Bu da usulü kafi dedikleri meşhur eserlerinde yer alıyor. Sayfa 40'ta. Anladınız mı? Yine Ebu Abdillah dedikleri Hazreti Mehdi kastediyorlar veya Hazreti Hüseyin'i kastediyorlar. Dan Allah beda inancı gibisiyle kulluk edilmemiştir diyor. Yani bu inancı kabul eden bir adam gerçek anlamda Allah'a kul olur. Aslında bazen böyle Abdülaziz Bayındır'ı eleştiriyorduk. Yani pek de adamı kötülememek lazım. Baksana adamlar Allah'ı cahillikle suçlamayı Allah'a imanın bir kemali olarak görüyorlar. Allahu Teala'yı söz verip sözünden dönmekle itham ediyorlar. Ama bunu da büyük bir, yüce bir makam ve mefki misal gibi böyle inanırsan daha şerefli bir adam olursun gibi bir inançta da olduklarını söylüyor. Allah'a beda inancı gibisiyle kulluk edilmemiştir dediği de rivayet edilir ki bu da onlara atılan bir iftiradır. Peygamberin ehli beyti ve çocukları böyle bir inançtan, böyle bir itikattan beridirler. Anlıyor musunuz? De ki göklerde ve yerde Allah'tan başka hiç kimse gaybı bilemez. Neml suresi 65. ayet-i kerime. Allah'ı cahillikle, Allah'ı gaybi bilmemekle iddia edenlere Allahu Teala Neml 65'te açıkça Allah'tan başka kimsenin gaybi bilemeyeceğini, Allah kalplerde olanı, gaybde olanı, her şeyi bildiğini, mutlak olarak bildiğini söylüyor. Ama bizim Şia diyor ki hayır, Allah 3 gün sonra ne olacağını bilemez. Onun için bu Mutezile ve Mealciler var ya, bu Mustafa İslamoğlu, İsyanoğlu ve onun sağ kolu Mehmet Okuyan ve Abdülaziz Bayındır gibi hepsi Şia'dan etkilenen, böyle sünnet düşmanlığı yapan, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı aşağılayan, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın yani böyle sünnetini aşağılayan, yani peygamberin ailesine karşı edepsiz davranışlarda bulunan, bunların hepsi bakarsanız Mustafa İslamoğlu nerede okumuştur? Necef'te okumuş. Şiilerin kaynaklarında Şia, hatta Sustani denilen o aşağılık var ya, 200 milyon dolar karşılığında Amerika'ya fetva veren o adam, sonra Amerika o Bilderberg miydi neydi, bir tane Amerika'nın belgeleri sızdı, içinde o da vardı, 200 milyon dolara fetva vermiş. Fetvasında hiçbir Şii ve hiçbir Müslümanın Amerika ile savaşması meşru, helal değildir. Onlarla savaşmayın, onlara el kaldırmayın, af buyurun, kızlarınıza, namusunuza da tecavüz etseler ses çıkarmayın diyecek kadar para perest insanlar. İşte onlar da böyle diyor. Anlıyor musunuz? Böyle bir inançta olduklarını açık ve net olarak bildiriyor. Rafizilerin Allah'ın sıfatları hakkında inançları. Bir de şöyle bir şey. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu adamlar birini satın alır. O kalpten şiileşir. Sonra bir cemaat kurar. O cemaat on binlerce kişiye ulaşır. O cemaat içerisinde Ehl-i Beyt, Hazreti Ali, Hazreti Hüseyin, İmam Zeynel Abidin üzerinden edebiyat yaparlar. Sonra bütün cemaati şiileştirip topluca Şia'ya geçerler. Bunun en güzel örneği Türkiye'de Haydarbaş'tır. Haydarbaş Trabzonludur. Bak düşünebiliyor musunuz? Trabzonludur. Soyunda sopunda Şii yoktur. Adam gitti, bir şekilde Şia'ya bulaştı. Onların fikirlerini benimsedi. 20 yıl, 30 yıl boyunca da Şia'yı gizledi, Şiiliğini gizledi. On binlerce Kürt'ü, on binlerce Sunni Türk'ü, Hanifi, Şafii, Hanbeli, Maliki'yi götürdü, hepsini Şii yaptı.
Hepsini Şii yaptı. En son dedi ki biz de Cafer'i mezhebine iltihak ediyoruz, geçiyoruz. On binlerce müridiyle beraber geçti. Bugün Türkiye'de de bazı cemaatler var. İleride o özellikleri taşıyacak. İleride onların başındaki Şiileşmiş, o Şiiliklerini gizleyenler sayesinde önümüzdeki 20 sene içerisinde bir ara bakacaksınız. Doğu ve Güneydoğu'dan da bir cemaat Şiileşmiş, Batı'da da bir cemaat Şiileşmiş. Çünkü böyle çalışıyorlar. Gizliye gizliye Şiileştiriyorlar. Asla açıktan Şia yapmaz. Çünkü ne dedim? Şia'da takiye vardır. Takiye nedir? Ya adam Şiidir. Bak ben bunu biliyorum. Ben mesela çocukluğumdan biliyorum. Adam Şiidi Şia'yı eleştiriyordu. Şiidi Şia'yı eleştiriyordu. Ben ona dedim ki abi bak ben senin Şii olduğunu biliyorum. Caferi olduğunu biliyorum. Falan tarihte sen bana söyledin yani dedim. Deyince değiştirdi fikrini. Böyle yani. Geliyor ya İran böyledir. İran şöyledir. Onlar var ya onlar ancak sahabeyi söverler. Ancak peygamberin namusuna dil uzatır ama kendisi de aslında alttan alta o inançtadır. Şia böyledir ha. Onun için çözemezsiniz. Ne zaman çözersiniz? Ne zaman bir gün mahşerde rıfazi olduklarına melekler şahitlik edince siz şok olup kalacaksınız. Lan bu ehli sünnetin alimiydi. Bu yıllarca bize Kur'an ve sünneti anlatan, yıllarca bize işte Şia'yı kötüleyen falan cemaatin lideriydi. Vay meğer Şii'miş. Eğer o adam ölmeden önce bunları Şiileştirmezse öldükten sonra öğreneceğiz ki Şiidir. Aynı neye benziyor? Bir zamanlar Mevlevi cemaati içerisinde Mevleviliği biliyorsunuz. Mevlana Celaleddin Rumi'nin cemaati içerisinde Mevlevi şeyhleri vardı. İnan var ya Sabatacı olan Sabataycıları biliyorsunuz. Bilmiyorsanız ben size Sabataycılar Yahudidir. Gizli Yahudi. Yani gizli toplantılarda Yahudi inancını yaşarlar. Ama dışarıda Müslümanlar gibi yaşar ve bu Türkiye'de nüfusların 1 milyona yakın olduğu da söyleniyor. Sabataycılar. Bunlardan az mı şeyh çıkmış biliyor musunuz? Adam Yahudi kökenlidir. Nakşibendi şeyhi. Torununa kadar Seyit diye geçinmiş. Bir gün patlak vermiş. Ne oldukları ortaya çıkmış. Yani bilmem hatta Üzeyir Gari'nin öldürüldüğü bir tane küçük veli efendi vardı. Kendi Yahudiymiş. Sabatay Yahudisiydi. Ölünceye kadar da Mevlevi şeyhliği yapmış. Millete edep İslam öğretiyormuş. Gördünüz mü işte böyleler. Şia da aynen Yahudiler gibidir. Sabatay Yahudileri gibidir. Kalpleri Şia'ya, dışları Suniliğe çalışır. Ondan dolayı biz Rafizilerin inanç, itikat esaslarını güzel bir şekilde işleyeceğiz ki zaten Allah nasip ederse 3-4 derste onu güzel bir şekilde işleyeceğiz ve bu fikir ve inançta kim varsa onlardan beri olacağız, onlardan uzak duracağız, onlardan imtina edeceğiz. Elimizden geldiği kadar. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam kişiyi sevdiğinin dini üzerinedir. Ya arkadaş mutenikaha gecelik kayan adamlar benim kardeşim olamaz. Bu gece bir karıyla evlenip 10 dolara 5 dolara bu gece bir kadınla geçirip öbür gece başka bir kadınla geçirip ama nikahla yapan. Ben bunları kardeşim görmüyorum. Sonuçta bunlar zinayı bile meşru gören insanlar. Bizde mutezinadır. Ama onlarda gidin İran'da meşhurdur. Ya bunlar travesti oynatıyor. Biz Ebu Lulu'nun türbesinde Hazreti Ömer'e hakaret ettikleri zaman kadın kırıklı travesti oynuyor. Onların dini lideri bir tane hocası, alimi ona para takıyor ya. Travestiye para takıyor. Böyle pis, iğrenç insanlar. Bunlar bizim inancımızın çok çok dışında sapık inançları var. Onun için gerçekten öyle kimsenin sakalına, kimsenin tipine, kimsenin samimiyeti, ihlasına değil. Elimizden geldiği kadar Kur'an ve sünneti önemseyeceğiz. Kur'an ve sünneti kendimize referans alacağız, kılavuz göreceğiz. Kim ne derse desin bizim eleğimiz Kur'an-ı Kerim ve Peygamber aleyhissalatü vesselam sünneti olacak. Eleyeceğiz. Hangisi uyuyor, hangisi uymuyor. Uyanı alacağız, uymayanı tepeceğiz. Ne sünnete uyuyorsa başımızın tacıdır. Öpüp başımızın üstüne koyacağız. Ne sünnetle çelişiyorsa, Allah'ın ayetleriyle çelişiyorsa ondan da sakınacağız. Ki biz bu rafızilerin oyun ve hilelerine gelmeyelim. Bizi kullanmasınlar. Bizi ehli sünnete ihanet edecek şekilde kullanmasınlar. Emin olun şu anda İslam coğrafyasında binlerce insanı kullanıyor. Ya adam sunidir, arkadaşındır. İşte bu nasıl diyeyim? Bizim burada Kudüs TV var. İran kaynaklı parasını İran veriyor. Sonuçta İran bir Kuveytli iş adamı üzerinden bunun parasını gönderiyor. O da boyuna Husilerin Şia'nın propagandasını yapıyor. Adam bana atmış diyor ki bak görüyor musun senin övdüğün Buhari ve Müslim nedir? Kuralav sen Sunizdin hani. Sen hani ehli sünnetsin. Lafa, ben sana diyorum sen İran'ı din edinmişsin zoruna gidiyor. E şimdi de bak sahabeye saldırıyorsun. Peygamber aleyhissalatü vesselam sünnetlerini hafife alıyorsun. Basit görüyorsun. Ya diyorum arkadaş ruhunuz Şiileşmiş farkında değilsiniz. Ne kadar sunilik ayaklarına yansanız da kalpleriniz Şialaşmış yani. Onun için gerçekten Rıfaziye'nin itikadını, inanç esaslarını iyi bir şekilde öğrenelim. En azından bizim inancımızın içerisinde Şia'dan bir şeyler var mı yok mu onu bilelim yani. Çünkü düşünebiliyor musunuz?
bizim inancımıza zıt Şia'nın müthiş şeyleri var. Yani beda dedik ya, Allahu Teala sözünden döndü. Allah cahildir. Yarın ne olacağını bilemez. Bu Şia'nın inancıdır. Ve aynı keza bizim burada bir takım Şiileşmiş, Şia'ya hizmet eden, lafa gelince kendilerini işte hak dine tabi göre bizi de uydurulan dinden sayanlar, hepsi Şia'nın uşaklarıdır. Vallahi Mustafa İslamoğlu'nun bu ümmete verdiği zararı kimse vermedi. Kendisi de Şia'nın medreselerinde eğitim almış, Şia'nın eğitimini görmüş, Şia'nın uşağıdır. Aynı Mustafa, bana kimse Şii demesin çünkü ben Mehdi'nin geleceğine inanmıyorum diyor. Biz de çok inandık laflarına. Senin itikadın ve inancın Şia'dır. Çünkü İmam Şafii hakaret eden, aşağılayan, İmam Ebu Hanife'yi küçük gören, sahabeyi adamdan saymayan, Ebu Hureyre'yi yalancılıkla suçlayan, Şia'nın inanç yapısı abi. Şia diyor ki Ebu Hureyre sahabe içerisinde en yalancı olanıdır. Mustafa İslamoğlu da aynı şeyi söylüyor. Şia diyor ki Ebu Hureyre yalamanın tekiydi. Akşama kadar Muaviye'nin uşağıydı, kapısının dilencisiydi, ondan yer içerdi, onun adına uydururdu diyorlar. Sizin dininiz Muaviye'nin, Yezid'in dinidir diyorlar. Bizim bunların, bütün bu fikirler gene Mustafa İsyanoğlu'nun altından çıkıyor. Çünkü kendisi de gizli Şia'dır. Ne kadar, çünkü takiye yapıyor. Takiye yaptıkları için iyi biliyorum. Takiyecidirler. Muazzam takiye yaparlar. Ben Mehdi'nin geleceğine inanmıyorum. Mehdi diye bir şey yok. Diyor yani, bu doğru mu sanıyorsunuz? Emin olun kalbinde müthiş bir Mehdi bekleyişi var. Ama onu söylemiyor. Madem öyleydi, birkaç sene önce sen Erbain'de, Necef'te ne işin vardı? Gittin orada, seni Irak'taki Şia'nın dini lideri Pustani'dir, Sistani diyorlar. Pustani karşıladı, protokolle karşıladı, seni gezdirdiler. Türkiye'deki büyük ulu alimlerden dediler. Demek ki sen onların hesabına çalışıyorsun ağam. Onlar için senin ehli sünnete verdiğin zararı kimse vermedi ki. Onun için Şia, Şii olduğunu söylemez. Bu ülkede vallahi sunilik mücadelesi verip Şia'ya çalışan çok insan var. Çok kişi var yani. Öyle sınırsız diyeceğiniz kadar çok var. Onun için gerçekten bu itikadı bizim öğrenmemiz lazım. Ve öğrendikten sonra da çevremizde sürekli insanları bu konularda uyarmamız lazım. Ben Suni ve Şii çatışmalarına, Müslümanın Müslümanı veya Müslümanın bid'atçıyla savaşmasına karşıyım. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam münafık olan, ehli bid'a olan, sapık olanlara karşı silahı değil, dili ve davet ve tebliğ ile onlara karşı mücadele vermiş, onların hükümlerini iptal etmiş, yayılmalarını engellemiş, hiçbiriyle savaşmamış. Hatta Allahu Teala ey Muhammed, kafirler ve münafıklarla cihad et dediği halde Peygamber Aleyhissalatu Vesselam içimizdeki münafıklarla ne yapmıştır? Tebliğ ve davet ile mücadele vermiş. Biz de bunlara karşı gücümüzün yettiği neyse odur. Biz kendi neslimizi, çocuklarımızı uyaracağız ki bu sapık, bu İslam'dan beri İnanç ve fikir bizim çocuklarımızın içinde yayılmasın. Çünkü düşünsenize, Batman, Diyarbakır ve değişik yerlerde onlarca Şiilerin dernekleri var. Bu Şiiler de dün biz onlara sevgi beslerken onlar alttan bizim gençlerimizin içine bu Şiiliği soktular. O çocuklar bugün Hazreti Ebubekir, Ömer'e, Hazreti Ayşe annemize hakaret ediyorlar. Anlıyor musunuz? Onun için gerçekten bunlardan uzak durmak, bunların şerrinden emin olmak için Şia'yı iyi tanımak lazım. Allah-u Teala sizden razı olsun. Rabbim bizleri haktan ve adaletten ayırmasın. Allah-u Teala nasip ederse inşallah önümüzdeki süreçte bu meseleyi ele alacağız. Teferruatlandıracağız. Şia'nın bize muhalif görüşleri hepsini işleyeceğiz. Ki herkes onları iyice tanısın. Onlardan emin olsun. İlahi selim ve selim ya Rabbi ala habibike Muhammed Mustafa ala likule sahibi kule cümayin ve şuhedai ve salihin. Lillahi el-Fatiha. Tamam. Salavatullah.